Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar modsuz serimize kaldığımız yerden son hızla devam ediyoruz. Ve ufak tefek işler yaptık gene. Hızlandırım olarak izleyeceğiniz. Bu ne lan? Oğlum bir şey titriyor burada. He. Şimdi <laughs> dayım mı getirdi gene bunu? Denize de götürmüş ya. Elebaşı. Vay. Çok iyi lan. Elebaşı hoş geldin koçum. Oğlum bu ısırmıyor değil mi lan? Valla ısırıyorsa sıkıntı döverim ben bunu. Çok titriyor. Üşümüş herhalde ya. Vallahi çok yazık ya. Bakayım. Nice 50k'lara vay. Teşekkür ederim dayım canı yirmi ya. 50k kutlama meşaleleri. <laughs> 50k yakın meşaleleri yakın demiştik arkadaşlar. Daha doğrusu Deniz demişti. O furyayı başlatmıştı. Ve dayım da bir sürü meşale koymuş bir de magma bloğu koymuş. Ha bu şununla gidiyordu değil mi? Buna bilmem gerekiyor. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle yapsak bunun üstüne binsek. Oha. <laughs> çok iyi değil mi ya? He, elimdeki havuçlu oltaya geliyor bu. Allah'ım ne kadar da zeki. Hemen de anladım değil mi? Lan ne güzel bir şey. Arkadaşlar buradan da dayımızın canını yiyoruz ve dayımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bize böyle güzel küçük bir hediye yollamış. Hemen şöyle üstünden inelim. Üstünde şey geldi mi bunun? Aman diyeyim. Bunu hemen şuraya bir bağlayı verelim. Sonra çarpık ne? Çarpık mantarlı oltaymış. Ha havuçlu değil bu. Çarpık mantarlara geliyormuş. Ha. Ondan biraz yanıma meşgal alayım lan. İyi. Dostlar. Deniz'in videoda Deniz size göstermiş mob farmını. Ee, benim videoda hızlandırma olarak hadi bir izleyelim. aşağıya ama daha önce gitmemiz lazım. Orayı size de bir göstereceğim. Bir bakacağız orada malzeme nasıl birikiyor falan. İlk önce bir şöyle söyleyeyim. Burasını güzelce açtım. Burası benim e, tarım alanım olacak arkadaşlar. Dışarıda gene seyir satıcılar fink atıyor. Burası benim tarım alanım dostlar. Buraya karpuz, kabak, havuç, hem söyleyeyim, patates gibi şeylerin ufak ufak e, sığdığı kadar ne yapmaya çalışacağım. İlerisine doğru zaten aşağılarda olduğumuz için gittiğimiz yere kadar gidebiliriz. Hiç problem olmayacaktır. Aşağıda yine aynı şekilde bir sürü kazdım. Bir şeyler yaptım dostlar. Yine de slime'lar baya baya çoğalmışlar. Hemen şöyle size de uçarak göstereyim. Yine slime'lar da var. Bu şekilde burasını genişlettim. Hatta canlı yayında şu 11. seviyeye kadar indirmiştik dostlar burayı. Elmaslar falan bulmuştuk. Burayı da komple büyük salon olarak yapacağım. Şimdi ilk önce sizlere gidelim. Bir farma bakalım. Mob farmına bir bakalım. Daha sonra da gelelim. Buraya biraz... Aha bir saniye. Bu da iyi. 50k hayırlı olsun. Bu da deniz görmüştüm. Ooo reis bir sürü barut bırakmış e, ee, şeyden farmdan arta kalan malzemeleri de deniz buraya bırakmış. Üf üf üf. Bu ne var? Yapışkan piston bırakmış, su bırakmış. Kızıltaş karşılaştırıcı falan filan. Dostlar şimdi şuradan uçalım. Uçarak gidelim ve hop farmımıza bir bakalım. Ee, video öncesinde dayıyla malzemeleri hazırlamıştık biz. Yani video dışında. Yine video dışında ama e, Deniz'in aldığı dış çekim sayesinde Deniz'le beraber şeyi tamamladık. Dayımın işi varmış canlı yediğim dişini çektirmeye gitmiş. O yüzden dişini çektirmeye mi artık dişçiye gitmiş niçin gittiğini bilmiyorum. O yüzden dayım maalesef katılamadı. Biz Deniz'le beraber yapmaya çalıştık. İşte Deniz, Deniz'le ikimiz beraber yaptık burayı da dostlar. Hemen dayanın çaprazında 15 katlı bir mob var mı? Aşağısını aydınlatmayı unutmuşum orada neler oldu neler var ya. Gülmekten öldük ya. Hemen şu evimizin üstüne de. Gıytırık evimizin üstüne de konalım. Evet baya baya dökülüyor arkadaşlar. Görürsünüz. Evet çok güzel. Çok güzel bir verimi var. Burada hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hemen şuradan mobların düştüğü yere bir ineceğim. Sandıklarımızın durumuna bakacağım. Evet dostlar sandıkları boşaltmışlar. Ya denizin boşaltmıştır ya dayım boşaltmıştır. Sanki serverda başka birisi. Oha. Oha. Benim ihtiyacım yok arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey almayacağım buradan. Ve direkt kendi evimize gidiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz video dışında baya baya çok çalışıyoruz. Kendimizi yıpratacak kadar çok çalışıyoruz hatta. Umarım sizlerde yaptığımız şeyleri beğeniyorsunuzdur. Ufaktan ufaktan başladık. Farmları yapmaya çalışıyorum ilk önce. Bundan sonrası bölümlerde belki altın farmını yapmaya girişebiliriz. Mob farmı çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Bir sürü barut sıkıntısı çekiyorduk. Şimdi creeper aramak zorunda değilim artık. Creeperlar isterse gelsin isterse gelmesin. Çok umrumda. Şimdi artık barutumuz da tamam olduğuna göre bir altın bir şey yaparız. Bir piglin farmı, altın farmı ee, falan filan vırt zırt yani. Onları da tamamladıktan sonra artık iş ee, rol playe, daha sonra da efendim söyleyeyim ee, yapıya güzel şeylere dönecek arkadaşlar artık. Yavaştan gelişiyoruz ama ilk önce dediğim gibi önceliğimiz ilk önce dediğime bak önceliğimiz farmlar arkadaşlar önceliğimiz malzeme. Malzemeyi aldıktan sonra geri sıkıntı değil. Gözlemci yanıma aldım. Kızıltaş tuzunu yanıma aldım. Fırlatıcıyı boş ver. Eee şey basıyormuşum ben. Daha nereye bastığımı bilemedim. Gözlemci yanıma aldım. Huni ve sandıkları yanıma aldım. Aşağıya benim şurada yer vardır. Bakayım ben şuradan bir. Heh. Oğlum da her gördüğümde korkuyorum ya. Abi benim kabaklarım buradaymış. Kabak tohumum var. Yanıma 1.64'lük kabak tohum alayım. Birazcık e, bir stek toprak alayım. Ufaktan şöyle yapmak istiyordum. Sizlere de bir göstereyim dedim. Yanını yediklerim. Abi burada sıkıntı yok burada. Şu dolabilir mi? Şu dolabilir mi? Aynen. Demir çapam da varmış elimde. Demir çapanın yetmediği yerde geliriz ya. Ne sanki zaten şu alt tarağı alt kattayım. Bir şey değil burası. Belki biraz cama ihtiyacım olabilir daha sonraları. Ah piston yapmadık. Piston. Piston için ne lazım bize abi? Kırık taş lazım bize. Ee, sonra 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 ne lazımdı? Dur şuraya bir pis yazayım. Abi demir külçesi ağaç demir külçesi yeterince varmış elimde onda sıkıntım yok. Hemen oha. Ağaçları mecburen kullanım için götürdük. Bu da hemen şöyle şunları alalım. Demir külçesi, kızıltaş tozumuz da var. Kaç tane yapabiliyoruz? 20 tane piston yapabiliyoruz. 16 tane yapabiliyormuşuz. Pardon özür diliyorum. Neyimiz eksik abi? Taşımız eksik. Taşımız eksik olduğu için yapamıyoruz. Hemen bir 4 tane daha yapalım. 20 tane pistonumuz oldu. Gözlemcimiz oldu. Şuradan dostlar Hemen getirdiğim mantar ışığı meyvesini de orada kullanacağım. Bir şeyleri yapacağım ondan da. Aydınlatma olarak kullanacağım. Çok güzel aydınlatıyor. Benim acayip hoşuma gidiyor. Bir ara nedir da ondan çok çok kullanmayı düşünüyorum. Dostlarım, canını yediklerim. Hemen şuradaki küçük alanımı boşaltıyorum. Buraya ilk önce şurasını bir kazacağım. Abi şurası benim merkezim olsa. Birazcık çok oldu. Ee, malum fener etkisi var burada. Şurası benim merkezim olsa da abi. Şöyle yapsak. Dörtlü yapacağım pardon. Burası benim merkezim. Burası fazla oldu. Hemen ben şurasını düzleyeyim arkadaşlar. Evet burasını düzlediğimize göre şuraya şimdi bir sanduk atıyoruz. Bunların arkasına hemen hunlerimizi yapıştıracağız. Abi şöyle. Buraya hunleri bağladım. Ben Hem hunleri hemen bir bağlayayım dostlar. Evet dostlar bir şey yanlış fark yaptığımı fark ettim ben. Bak yapacaktım. Ama bu böyle çok büyük oluyor. O yüzden hemen ben de siz görmeden Taktırmadan hemen burasını düzeltmeye çalışıyordum. Ki yakalandım galiba. Buraya hemen şöyle topraklarımızı dizi yürük. Ortaya bir su koymama gerek yok. Çünkü hemen çapat e, çapa tohum yapacağım için sıkıntı olmayacaktır. Çapam nerede benim? Çapaydı bir elimizi alalım. Ben şöyle bunun bir tane yana devrilecek lan. Ben bunu köşelerden yapıyorduk. Onu unuttuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle yapacağız. Köşelerden birer tane yapıyoruz. Ve bir yandakine devrileceği için arkadaşlar gördüğümü hep beraber çalışacak. Şu an karpuz kabak bu şekilde olacak. Abi benim üstümde düzgün taş yok muymuş? Neyse yokmuş. Şimdi dostlar buraya ne yapacağız? Abi buraya şu topraktan hemen bir tane daha çıkayım. Buna bakarak bir gözlemci koyacağım ben. Tamam bir gözlemci buna koyduk. Bir gözlemci de buna koyuyorum. Bir gözlemci buna. Bir gözlemci de buna. Bunların yanına Pistonları koyacağım. Pistonlar yalnız aşağı bakarak koymam gerekiyor benim. Bildiğim kadarıyla. Hemen şöyle. Bunları bundan sinyal alarak aşağıdaki zımbırtıyı çalıştıracaklar arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane de buraya mantar ışığı meyvesi koyacağım. Hoppa aydınlığa bak aydınlığa sen. Sen bir aydınlığa bak önce. Abi bunun üstüne şey koymamız gerekiyor olabilir. Hemen şöyle çıkalım. Bir tane daha çıkacağız. Bunların üstüne hemen ben bir şey koyayım. Kızıltaş tozu koymam gerekiyor. Hemen onları bir koyacağım arkadaşlar. İki saniye bekletiyorum siz hemen az bir şeycik. Evet dostlar gittim malzemeyi aldım geri geldim. Şimdi birer tane şöyle kızıltaş tozu koyuyoruz. Buna koyarsanız bu geri atacaktır bunu. Son üstünden atacağı için. Buraya böyle ufak ufak ihtiyacımı karşılayacak parmar yapacağım arkadaşlar. Bunun küçük olduğuna bakmayın. Ben demin bir yanlış bir projeye girişim yaptım. Bir an kafam karıştı yani şaşırdım aslında. E, ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...bir kemik tozu alıp gelelim. Biraz patates, havuç falan da getirelim. E, su getirelim. Onları büyütmek için birazcık uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Abi şu girişte hemen benim şeyim vardı. Suyum olması gerekiyor. Hemen iki tane su alalım. Sonra sınırsız su kaynağı yapalım. Çünkü onları... ...kullanmamız gerekecek. Abi benim patateslerim nerede? Bir 64'lük patates alayım abi. Havuç. Havuç? Havuç yok. Bu havucu almışız. Neyse. Sorun değil. Ben bunları kemiğim çok olduğu için... Bayağı bir çoğaltırım. Ee, arkadaşlar bir de ben bir şey dikkatimi çekti. Herkes abi videoları neden uzun tutmuyorsun diyor. Arkadaşlar videoları uzun tutmanın bir şeyi yok ama e, sizin için birazcık daha videoyu uzun tutmaya çalışıyorum. E, yapacağımızı zaten video dışında yaptığımız için e, size sadece onları göstermek kalıyor. Aşırı derecede çok çalışıyoruz. Ve hepsini video dışında yapıyoruz biz bunların. Hemen şuradan kemik tozlarını bir çevireyim. Kemik tozu nerede? Ver abi onu bana. Bunları hemen bir büyütelim. Oha. Nasıl vuruyor? Oo. Böylece çalıştığını da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle daha iyi. Gel. Ama bunun etrafını camdan çevirmemiz gerekiyor dostlar. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bunun etrafına da birazcık şöyle bir iki meşale koyalım. Böyle aydınlık olmayan yerleri var bunun. Daha sonra buraları güzel bir bu ilk giydirmeyle. Efendim söyleyeyim duvar süslemeleriyle, ışıklandırmalarıyla bunları düzelteceğiz, güzelleştireceğiz arkadaşlar. Evet dostlar, bunu buraya yaptığımıza göre şu an ne yapacağız? Şimdi abi şöyle diyelim. E, yanına bir tane boşluk bıraksak 1 2 3 4 beşincisi buraya denk geliyormuş. Abi buraya bir tane bir e, şeyi koyacağım. Toprağı bir koyayım. Toprağı koyduk. Burasını hemen kazacağım. Evet dostlar, burasını kazdım, suyunu koydum. Şu an ne yapacağız? Abi şöyle buraları birazcık daha ışıklandırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ışık olmayan yerlerde tarla büyümüyor. Hemen buraları sert bir şekilde bir tarlaya dönüştüreyim ben. Oğlum ne yaptık? Ektik mi lan buraları yoksa? Oğlum ben bunlar ekmeyecektim ki dur şunu elimden alayım ya. Allah'a ekmişim ha. Burayı da ekmişim. Lan oğlum yanlışlıkla ekime başlamışız lan haberimiz yok. Tamam hadi tarla yapıyoruz şu an. Dostlar dediğim gibi burasının böyle küçük olduğuna bakmayın. Burası ileriye kadar hiçbir ürünle engel olmadığı için istediğim gibi tarla genişletebilirim. Bu benim elimde. O yüzden böyle ufaktan ufaktan farmları yapacağım buralarına. İhtiyacım kadar yapacağım. Böyle büyük büyük farmlar yapmama gerek kalacağını zannetmiyorum. Bakayım yani şu anki düşüncem böyle. Canlı yediklerim. Hemen buralara patateslerimin tamamını bir ekeyim. Evet aslanlar. Bunların da tamamını ektiğimize göre şuraya hemen bir tane ikili sandık atacağım. Abi ben bunları niye sürekli dışarı atmaya çalışıyorum anlamadım ya. İki tane sandık koyduk buraya. Hatta bunları da buraya koyayım. Şimdi dostlar benim elimde karpuz olmadığını fark ettim. Ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz ve denizin oradan güzel bir karpuz falan varsa karpuz alacağız. Denizde yoksa dayıdan alacağız. Dayı orasını çok göstermek istemiyorum. Çünkü dayı videoyu azalttığı için dışı video dışında çok çalışıyor çünkü e, ee, spoiler olabilir. O yüzden dayının oraya çok göstermemeye çalışacağım. Ama şu an denizin oradan bir bakayım bakayım. Karpuz marpuz var mı? Malikanesini yapmış videosunu izledim. Sizler de izlemişsinizdir herhalde. Aha bir tane Deniz'in var. Moruk Bey. <laughs> Abi dur bakayım denizin tarım koridoru nerede? Deniz karpuz kabak dikmemiş galiba. Aynen denizde karpuz kabak yok. Bakalım bir sandıklarında var mı ben hemen bir bakayım. Evet dostlar dayımın oradan geliyorum. Dayım baya baya star şeyler yapmış. Dayımın orayı Allah'tan göstermemişim sizlere. Baya bir spoiler dolu şeyler varmış. Şimdi dayımın oradan 4 tane karpuzu buldum. Ee, şu an eve doğru gidiyorum. Bir de karpuz için ufak bir farm yapacağız. Arkadaşlar buralarını komple kaldırmayı düşünüyorum. Bu şeyi de içeriye taşıyacağım e, kısmetse. ve Buğday falan farmlarında. Video dışında yapmaya çalışacağım dostlar bu bölümde işte ufak tefek farmları yapmaya çalıştık ee, sizlere mob farmının yaptığımız şeyi gösterdim ee, tamam ben buraya geldim şunu bırakacaktım değil mi bunları bir bırakayım abi bu benim ipeksi kazmaya ihtiyacım var birazcık ya dur şuradan bir taş alayım da birazcık bunu da yerine bırakacağım buradan bir e, ipeksi ama fakat ama fakat şey olacak İsmisi nedir bunun ya? E, verimlilik 4 olması lazım. Şunu hemen serveti tekrardan yerine bırakayım. Verimlilik 4 biliyorsunuz Fener'de çalışmıyor. Şimdi Fener'de e, tekrar kır falan istemedim böyle şeyleri. Ne yapacağız? Şuralarını önce bir kapatayım ben dostlar. Buradan ne yapalım? Şöyle karpuzu da yanına koymak için ufak bir buraya hemen sandığımızı atalım. Hemen 1-2-3 6 blok şeklinde kırıyoruz. Hemen çat çat çat. Buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Hunileri hemen bunlara bu şekilde bakarak bağlıyoruz. Tamam. Bağladık mı? Bağladık. Yanımızda toz torpak var mı? Var. Hemen shift'te topraklarını koyalım. Lan demin bir çalıştı. Ha, 3 tane bal kabağı üretmiş bile. Çok iyi. Işıklandırma bayağı güzel arkadaşlar. Bakın bu mantar bloğu ışıklandırması gayet güzel. Hemen ben bunu bir nasıl? Ha. Peksi olmayan bir şeyle benim bunu kırmam lazım. Hemen bunlardan tohum çıkar da. Tamam. Karpuz tohumu. 17 tane karpuz tohumum olmuş. Nerede benim şeyim? Karpuz için şey olmasına gerek yok su herhalde. Ee, dur. Olmadı. Bu fazla koyduk. Ee, umarım bu şey olmuyordur ya. Ölmüyordur bu. Bakayım şurada benim kemik tozlarım vardı. Bir kemik tozu alayım, bir büyütmeye çalışayım. Büyüyor mu? Evet büyüdü. Demek ki suya ihtiyacı yokmuş bunun. Oha. Oğlum direkt de şeyi çıkmaz ya herhalde. Allah seni kahretmesin ya. Abi şunun üzerine çıkalım hemen gözlemcileri koymam lazım benim. Gözlemci buna bakarak bir koyalım. Tamam çok iyi. Buradan aşağı hotlayalım. Aşağıya da hotladık. Piston lazım bize piston. Piston dağınımızı alalım. Hemen şöyle pistonlarımızda aşağıya doğru bakarak koyalım. Bu araya bir cam getireceğim ya. Yoksa bu piston vurunca dışarıya atabiliyor bazen. Onu göze almayalım. Bir cam getirelim. Hemen şuraya koyalım. Işıklandırmasına yapalım. Bu olduğu zaman hemen çıt çıt. Çıt çıt vuracak. Bize ne lazım şimdi? Dediğim gibi cam lazım. Hemen camlarımızı bir alalım gelelim. Camları ben nereye bırakmıştım? Şurada cam var mıydı? Ona hemen bir, ben bir bakayım. Buraya cam şeyi koymuşuz. İki tane cam var diyor. Gidelim bir şu fırınların olduğu yerde ben bir varsa bir hemen alayım geleyim. Abi 49 tane cam varmış. Burada buldum camlarımı. Hemen tekrardan e, base'ime dönüyorum. Bu girişlere falan bir şeyler yapacağım. Onun için hiç acele etmeyin. Kendinizi de sıkıntıya sokmayın. Yakında yapacağım. Canını yediklerim. Abi aşağı inecektim değil mi ben? Tamam hemen buralara bağlayalım. Şöyle yaparsak buradan cam bağlamaya başlayabiliriz. Bunları da bir kıralım. Hemen cam bağlayalım buralara bir dostlar. Etrafından sarayım. İkili üçlü fark etmez ya. Hemen camla kaplayı kaplayı verelim. Böyle. Tık 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 tık. Şimdi dışarıya kaçmaz arkadaşlar artık. Dur şunu da buradan alayım. Evet bu böyle gayet iyi oldu. Normal oldu. Evet dostlar. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde sizlere ufak tefek farmları göstermeye çalıştım. Dayımın bıraktığı hediyeleri göstermeye çalıştım. Mob farmının yapılış şeklini sizlere izletmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz ha abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.